Birkaç dakika bekliyorum kömürden arkadaşlar, otogarın oradaymış. Var, üç dakika. Otogarın orada. Anılarımı cedelimize tutacaktır. Şimdi hazırladığımız basın metni İade Şube Eş Başkanı. Her katliamı Türkiye tarihinin en büyük katliamı olarak kapkara bir sayfa olarak tarihimize geçti. Katliamın ardından başlayan dava sürecinde birileri o karanlık sayfayı hiç aydınlatılmasın diye elinden geleni yaptı. Yapmaya devam ediyor. Ama dava süreci acılı ailelerimizin ve avukatlarımızın ısrarlı çabaları ile tüm dünya kamuoyunun gündemine girdi. 10 Ekim davası tutuklu sanıklar yönünden 9 kişi hakkında 101 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası kararı vererek karara bağlandı. Ana dosyadan ayrılan firari sanıkların yargılandığı dosya Türkiye'nin ilk ve tek insanlık suçu yargılaması olarak tarihe geçti. Mahkeme tutanakları tarihe yazılan gerçeklerin üstünü örtemez. 9 yıldır milyonların gözünün önünde yaşanan gerçekleri unutmadık, unutturmayacağız. Katliam sorumluları 10 gün önce tespit edilmesine rağmen hiçbir işlem yapmayanları unutmadık. Yol kontrolleri kaldırarak katillere adeta koridor açanları unutmadık. Saldırı olacağı istihbaratını miting tertip komitesinden gizleyenleri unutmadık. Katliamın yaşandığı alana ambulansların girmesini geciktirip alana önce tomaları sürenleri, yaralılara gaz sıkma eylemi verenleri unutmadık. Katliam sonrası anket yapıp oylarının ne kadar arttığını araştıranları unutmadık. IŞİD'e öfkeli gençler diyerek, kokteyl örgüt diyerek davayı sulandırmaya çalışanları, katliamın delillerini saklayanları ve onları terfi ettirenleri unutmadık. Soruşturma dosyası savcılarının bizlerden sakladığı 9 klasör dava evrakının adliye koridorlarında şans eseri bulunmasını unutmadık. En önemlisi barış karanfillerimize verdiğimiz sözü unutmadık. Bu topraklarda katliamla hesaplaşmak için mücadele verenlerin karşısına dikilen duvarları, konulan engelleri en iyi bizler biliyoruz. Barış karanfillerimize sözümüz var. O duvarların tuğlalarını çekip çıkartacağız. 10 Ekim katliamında rolü olan, görevini ihmal eden, katliama yol veren, hangi mevki ve makamda olursa olsun tüm sorumlular yargılanana ve hak ettikleri cezayı alana kadar adalet yürüyüşümüzü hep birlikte sürdüreceğiz. 10 Ekim katliamını unutturulmak istenmesine izin vermeyeceğiz. Türkiye tarihinin en büyük kitle katliamında kaybettiğimiz barış şehitlerimizi saygı ve özenle anarken sözümüzü bir kez daha ineriyoruz. Bu toprakları katliamla, faile meçhul cinayetlerle anılmaktan çıkarıp barış ve demokrasiyle taşlandırarak yitirdiğimiz canlarımıza, yoldaşlarımıza, karanfillerimize armağan edeceğiz. Er ya da geç sorumlular cezalandırılacak, emek kazanacak, demokrasi kazanacak, barış kazanacak. Emek, barış, demokrasi için Türkiye'nin dört bir yanında barışı isteyen binlerce insanlar yola çıktı. Ama barışı sevmeyenler, barış taraftarı olmayanlar canlarımıza kıydılar. O gün binlercenin canları yanmadı. O gün milyonlarca insanın canı yandı. Biz bunu asla unutmayacağız ve emek, demokrasi, barış mücadelemizden de asla vazgeçmeyeceğiz. Teşekkür ederim.